Merhaba arkadaşlar. Bugün size dinamiğin ikinci kısmından, sürtünme kuvvetinden bahsedeceğiz. Sürtünme kuvveti hem dinamikte hem de hareket konusunda bize yardımcı olabilecek bir bölüm. O yüzden bu videoyu ona ayırdık. Sürtünme kuvveti tanım olarak kısaca cisimlerin hareketini zorlaştıran etkiye denir. Cisimlerin hareketini zorlaştıran etkiye. Cismimiz başlangıçta duruyor olabilir. Duran bir cisimden bahsediyor olabiliriz. Duran cisimleri ne yapmak isteyecek? Harekete geçirmemek isteyecek. Ben bu cismi sağa doğru F kuvvetiyle çektiysem, başlangıçta duran bir cismi ben çekiyorum. Ama ne yapacak bu? Hareketi engellemeye çalışacak. Elinden geleni yapacak. Burada çekme hareketli bir cisim olabilir. Hareketli cisimler ise durdurmak isteyecek. Cismimiz sola doğru gidiyor. Başlangıçta bir hareket yönü var. Eğer sürtünmeli bir yüzeye girerse bu cisim ne yapacak? Sürtünme kuvveti tarafından yavaşlatılacak. Sürtünme kuvveti ne yapacak? Bu cismi durdurmak isteyecek. Ya durdurmak istiyor ya da harekete geçirmemek istiyor. Cismin durumuna göre. Yönü her zaman hareket yönüne zıttır. Bazen sorularda kuvvetin yönüne göre biz sürtünme kuvvetini belirliyoruz ama o yanlış. Doğru çıktığı yerler olabilir ama genelde hareket yönüne göre belirlersek daha garanti olur, kesin olur. Çünkü hareket yönüne tarafıysa sürtünme kuvveti hep zıt yönde olacak. Hareket etmiyorsa, durgunsa burada olduğu gibi bu sefer de hareket isteğine tarafaysa sürtünme kuvveti o tarafa. Hareket isteği ben kuvveti bu tarafa uyguladığım için hareket isteği bu tarafa, sürtünme kuvveti bu tarafa olacak. Sürtünme kuvveti kuvvet olduğu için F ile, sürtünmeden dolayı da S harfiyle, FS harfiyle gösterilebilir kısaca. Birimi de kuvvet olduğu için birimini Newton olması lazım. Sürtünme kuvveti cismin temas yüzeyindeki oluşan tepki kuvvetinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Yani yüzeyde bir etki tepki kuvveti vardı hatırlıyorsanız. Geçen de söylemiştik. Cismin ağırlığından ya da üzerindeki uygulanan kuvvetten dolayı bir etki kuvveti vardı. Bu tepki kuvveti cismin sürtünme kuvvetinde etkiliymiş. Nasıl etkiliymiş? Doğru orantılı. Bu tepki kuvveti ne kadar büyük olursa cisme uygulanacak olan sürtünme kuvveti o kadar büyük oluyor. Diğeri sürtünen yüzeyler arasındaki sürtünme katsayısı ile doğru orantılı. Yani burada sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı. Tahtayla tahta mı sürtünüyor, tahtayla plastik mi sürtünüyor? Bu önemli. Bize bir katsayı verecek. O katsayıyla nasılmış? Doğru orantılıymış. Katsayı ne kadar büyük olursa sürtünme kuvvetinin değeri o kadar büyük çıkacak. Sürtünme kuvveti pasif bir kuvvet olup cismi harekete geçirmez. Yani kuvvetimiz ne kadar büyük olursa olsun, tepki kuvveti çok büyükmüş, katsayımız çok büyükmüş, sürtünme kuvveti çok büyük çıkmış ama ne yapmaz? Duran bir cismi durup dururken harekete geçirmiyor. Biz kuvvet uyguladıkça sürtünme kuvvetinin değeri ne yapacak? Değişecek. Sürtünen yüzey alanına bağlı, sürtünen yüzeylerin alanının büyüklüğüne bağlı değildir. Sürtünen yüzey alanının büyüklüğüne. Birincide ne olmuş? Aynı cismi S yüzey üzerinde çekmişim ya da itmişim bir kuvvetle. Buradaki uygulanan sürtünme kuvvetiyle cismi devirmişiz. 4S yüzey üzerinde bu sefer itiyoruz. İkisinde de uygulanan sürtünme kuvveti birbirine eşit. Çünkü sürtünme kuvveti bir tepki kuvvetine bağlıydı. Tepki kuvveti ağırlık değişmediği için değişmiyor. Yüzey alanı formülde geçmiyordu ya da tanımımızda geçmiyordu. Katsayı değişmiyor. Cisim aynı cisim. Yüzey aynı yüzey. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin büyüklüğü yüzey alanına bağlı değilmiş. Yüzey alanı ne kadar büyükse sürtünme kuvveti o kadar büyük gibi bir yanlış ifadeye girmeyelim. Sürtünme kuvvetinin değeri sabit değildir. Biz birazdan bir değer bulacağız ama o değer sabit değil. Neden? Çünkü farklı değerler alabilir. Yani sürtünme kuvvetinin değeri 3, 5, 7 ne yapabilir? Sorudan soruya değişebilir. Aynı soru içerisinde yüzey değişmeden, tepki kuvveti değişmeden de sürtünme kuvvetinin büyüklüğü değişebilir. Birazdan göstereceğiz. Cisim ile yüzey arasındaki oluşabilecek sürtünme kuvvetinin maksimum değeri ise şöyle bulunuyor. Farklı değerler alabiliyor ama maksimum değerden daha yüksek değer ne yapamaz? Alamaz. Alabileceği maksimum değer de şöyle bulunuyor. Bir cismimiz varmış M kütleli. Cismimiz sola doğru hareket halinde. Bu cisim sürtünmeli bir yüzeye girdiği zaman ne olacak sürtünme kuvveti? Bu cismi durdurmak için harekete zıt yönde bir kuvvet uygulayacak. Bu uygulanan sürtünme kuvveti az önce söylemiştik. Cisim ile cismin zemine uyguladığı tepki kuvveti, biz bunu N diyorduk hatırlıyorsanız. Cismin ağırlığı zemine uygulanan etki kuvvetiydi. Bunun tepkisi de yukarı doğru N ile gösteriyorduk. Buna da tepki kuvveti diyorduk. Bunun da doğru orantılı. Dolayısıyla tepki kuvveti ne kadar büyük olursa sürtünme kuvveti o kadar büyük olur demiştik. Diğeri cisim ile yüzey arasındaki oluşan malzemenin sürtünme katsayısı ile alakalı bir şey. Yani bu M kütleli cisim ile yüzeyin cinsi farklıysa buraya gelecek
katsayı da farklı olacak. Buna da sürtünme katsayısı diyoruz. Bu da sürtünme kuvvetinin değerini değiştiriyor. Doğru orantılı demiştik. Bu katsayı ne kadar büyük olursa sürtünme kuvveti o kadar büyük olacak. Sürtünme kuvvetini bulurken K çarpı N ya da N çarpı K, genelde K çarpı N'i kullanırlar. İkisi de aynı. Burada G dediğimiz değer cismin ağırlığıydı. Tabi sadece bu soru için N yerine MG yazabiliyorduk. Burada MG cismin ağırlığı, buradaki N yerine epsilon eşittir K çarpı N yerine, N'in yerine M çarpı G'yi yazarsak burada formülümüz bu sefer F eşittir K M G oluyor. Yani K çarpı N'de kullanılabiliriz. K çarpı M G'de kullanabiliriz. Ağırlık verilmişse, tepki kuvveti verilmişse bunu, kütle verilmişse bunu kullanabiliriz. Sürtünme katsayısı yüzeylerin cinsine bağlıdır. Yani yüzeylerin cinsi değiştikçe sürtünme katsayısı ne yapıyormuş? Değişiyormuş. Tahta yüzeyle cam yüzey mi, yoksa asfalt ile plastik mi, arabalarda olduğu gibi. Bu yüzeylerin cinsi değiştikçe sürtünme katsayısı değişecek. Onu sonra da bize verecek. 0,2, 0,3, 0,5 neyse onları değerleri yerine yazacağız. Yüzeyde oluşan tepki kuvveti de şekile göre değişebilir. Mesela birinci şeklimizde, en basit şekli, cismimiz yatay zemin üzerinde duruyor. Cismin sadece ağırlığı var. Ağırlık zemine, cisim zemine ağırlığından dolayı G etki kuvveti uyguluyor. Zeminde cisme N tepki kuvveti uyguluyor. Dolayısıyla buradaki etki tepki birbirine eşit olduğu için N, yani yüzeyin tepkisi, cismin ağırlığına eşit. Cismimizin üzerine bir F kuvveti de uygulanabilir. Bu sefer ne olacak? Cismin ağırlığı aşağı doğru G zemine etki yapacak. Bir de F kuvveti aşağı doğru bu etkiye katılacak, yardım edecek. İkisinin toplamı kadar zeminde bir etki kuvveti olacak. Yani G artı F kadar. Bu etki kuvvetimiz. Etki kuvveti tepki kuvvetine eşitti. Dolayısıyla zeminde bu cisme G artı F kadar bir tepki kuvveti uygulayacak. Yani buradaki tepki kuvvetimiz de G artı F kadar. Yani her zaman tepki kuvveti yerine G yazacağız. Olmayabilir. Diğer bir ihtimalle de bu sefer F kuvvetimizi ne yapmışız? Cisme yukarı yönlü uygulamışız. Tabi F'imizin G'den küçük olması lazım. Çünkü F G'den büyük olsa ne olur? Cisim yukarı kalkar. Yüzeye temas etmediği için sürtünme olmaz. F G'den küçük kabul ettiğimiz değerlerde söylüyoruz. F yukarı doğru uygulanıyor. Cismin ağırlığı aşağı doğru uygulanıyor. Dolayısıyla ağırlık aşağı, kuvvet yukarı. Bu kuvvet ne yapacak? Cismin zemine uyguladığı bu etki kuvvetini ne yapacak? Azaltacak. Buradaki etki kuvveti G eksi F kadar olacak. Etki kuvveti G eksi F ise tepki kuvveti de G eksi F olacak. Yani burada tepki kuvvetimiz G eksi F'miş. Yani burada tepki kuvvetini arttırdık. Burada tepki kuvvetini ne yaptık? Azalttık. Kuvvetimiz cisme belli bir açıyla da etki ediyor olabilir. Burada kuvvetin yatay ve düşey bileşenleri vardı hatırlıyorsanız. Bu kuvvetin yataydaki bileşenine F çarpı kosinüs alfa diyorduk hatırlıyorsanız. Düşeydeki bileşenine F çarpı sinüs alfa diyorduk. Alfanın komşusu, alfanın karşısı. Komşusundaki kenar cismi sağa sola itiyor. Onun bizim de işimiz yok. Şu an tepki kuvvetini buluyoruz. Sadece biz cismi ne yaptık? Aşağı doğru F sinüs alfa ile bastırdık. F sinüs alfa. Bir de cismin ağırlığı vardı. Aşağı doğru G. İkisi aşağı doğru bastıracak. O zaman bizim etki kuvvetimiz G artı F sinüs alfa. O zaman tepkisi de ne olacak? G artı F sinüs alfa. Dolayısıyla bizim tepki kuvvetimiz G artı F sinüs alfaymış. Burada da bize sürtünmeli yüzeydeki bir cisme uygulanan kuvvet ivme grafiği verilmiş. İvme kuvvet ya da kuvvet ivme grafiği verdiğimizde ne yapıyorduk hatırlıyorsanız? İvme bölü kuvvet bize bir değeri veriyordu ya da kuvvet bölü ivme bir değeri veriyordu. Oradan eğim alıyorduk hatırlıyorsanız. Burada sayısal verileri vererek biraz daha kalıcı olsun istiyorum. Burada kütlemizin değeri 2 kilogram olsun. Sürtünme katsayımız da verilsin 0,5 olsun. Sürtünme katsayımız 0,5'miş. Kütlemiz de 2 kilogrammış. Cismimiz başlangıçta duruyormuş. Ben bu cismi sağa doğru belli bir kuvvet uygulamışım. Bu uyguladığım kuvvetin grafiği de verilmiş. Bakıyorum 0 Newton, 1 Newton, 2 Newton, 3, 5 neyse belli bir değere kadar ne yapmış? Cisim harekete geçmemiş. Duran bir cisme ben kuvvet uyguladığım halde harekete geçmiyorsa ona zıt yönlü bir Fs sürtünme kuvveti etki ediyordu. Bu sürtünme kuvveti harekete ne yapıyor? Durduğu için zorlaştırmak istiyor. Harekete geçirmemek istiyor. Nereye kadar peki? Fs değerime kadar. Burada Fs değerini bulalım. Fs eşittir K çarpı N'den buluyorduk. Cismimin üzerine herhangi bir kuvvet etki etmiyor. Sadece ağırlıktan dolayı bir etki tepki kuvveti var. K'mızı 0,5 vermiştik. N'imizde kütlemiz 2 olduğu için 2 çarpı 10'dan
Sıfırlar gitti. 2 çarpı 10. Buradan sıfırlar giderse 2 çarpı 5'ten sürtünme kuvvetimiz ne çıktı? 10 Newton. Yani sürtünme kuvveti en fazla 10 Newton değer alabiliyormuş. Bu sürtünmenin alabildiği maksimum değer. Burası 10 Newton olsun. Yani 10 Newton'a kadar ben kuvvet uygulamışım. 1, 2, 3, 5, 8, 9 cisim ne yapmamış? Harekete geçmemiş. Hatta 10 Newton uygulamışım gene harekete geçmemiş. Önceden durduğu için. Eylemsizlikten hatırlayın. Duruyorsa durmaya devam ediyor. Net kuvvet sıfır olduğu için. Dolayısıyla sürtünme kuvvetini ne yapıyoruz? Bu grafiğin kırılma noktasından bulabiliriz. Sürtünme kuvveti de Fs eşittir. K çarpı N'den. Eğer bize burası verilmişse buradan K'yı N'yi ya da K N verilmişse buradan sürtünme kuvvetini ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Burası bizim için önemli bir yer.